Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nereye gitti sofraları kurmaya geldi. Nereye gitti sofraları kurmaya geldi. Aman Allah'ım. Bütün bozuluk burada. Bu ne? Bu kalabalık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Doçent Doktor Gökhan Günaydın da burada. İkinci Kemal'le beraber ikinci mücadelesini verecektir. Bunun için hazır mısınız? Merak etmeyin. Türkiye'de milyonlarca Atatürk'ün İnönü'nün torunu yaşamaya devam ediyor. İnşallah. Tabii benim için bugün çok anlamlı. Benim için Bozüyük Metris Tepe demek. Ve ben bugün Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın torunu olarak burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Bakın tam bir ay sonra 1 Nisan'da 2. İnönü Zaferi'nin 93. yıl dönümünü burada yine kutlayacağız. İnşallah. Ve inanıyorum Metin torunun başkanlığında kutlayacağız. İsmail Başkan'ın başkanlığında kutlayacağız. Ve inanıyorum Türkiye'nin kaderi nasıl 93 yıl önce makus tarihi burada değiştiyse 30 Mart'ta da Türkiye'nin kaderi bir kez daha değişecek. Sevgili Bozüyüklü kardeşlerim, sevgili dostlarım, hepinizi bir Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak birlikte olmaktan duyduğum mutlulukla, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, dünyanın belki de en güzel ülkesinde aydınlık insanlarla bir aradayız. Evet, 90 yıl evvel Cumhuriyeti emperyalizmin boyunduruğundan kurtaran ve kuran kadronun bugünkü taşıyıcıları olarak sizlerle beraberiz. Bundan onur duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili olmak, bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşı olmaktır. Bundan onur duyuyoruz. Bakın söylüyoruz. Ürettikçe iflas eden köylüden bahsediyoruz. Kepengini siftah edemeden kapatan esnaftan bahsediyoruz. İşçinin, memurun durumunun kötü olduğundan bahsediyoruz. Bunların hepsi doğru çünkü bunları hepimiz yaşıyoruz. Bir de bir şey daha var. Bazı evlerden de dolar fışkırıyor, doğru mu? Arkadaşlar hep beraber bağıralım. Bu memlekette gerçekten hırsız var. Ancak bakın hırsızlar bu memleketin sokaklarında dolaşmıyor. Hırsızlar hükümette, bakanlar kurulunda, başçaların başkanlığında çalıyorlar, doğru mu? Bir yıl içinde Bozüyük değişecek. Bozüyüğü değiştirdik, yetecek mi? Yetmeyecek. Bilecik'in diğer ilçelerini ve Bilecik'in il merkezini de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağıyla tanıştıracağız ve oraları da değiştireceğiz. Şimdi
internete sansür getirdikleri gibi HSYK yasasını da değiştirdiler. Hakimleri, savcıları, polisleri baskı altına alıyorlar. MİT yasasını değiştirecekler. Hepimizi fişleyecekler, hepimizi arşivleyecekler. Zaten biliyoruz ki gece gündüz bizi takip ediyorlar, izliyorlar. Onların yerinde olmak istemezdim. Cumhuriyet Halk Partili kadroları izlesen ne olur, seyretsen ne olur, arşivlesen ne olur. Çünkü orada sadece çalışma görürsün, onur görürsün. Başka bir şey göremezsin. Ben bütün yurttaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşmeye davet ediyorum. Çünkü bizim iktidarımız sadece CHP iktidarı olmayacak. Bizim iktidarımız halkın iktidarı olacak. Hepimizin iktidarı olacak. Verecek olan belediye İhan Elmas, Tuncay Sapan, Sevinç Eydin, Nazlı Aksulu. İyi dinleyin, iyi kulak verin. 31 Mart'tan sonra yapılacak. Bugün size iyiliğin ve güzelliğin yaşam bulacağı, hak ve adaletin geri döneceği, barış ve huzuru geçerli kılarak her türlü zenginliğe ulaşıp yüzlerimizin tekrar güleceği Bozüyük'ün müjdesini vermeye geldim. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sözlerime son verirken buradan bir söz vermek istiyorum. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşı Hüsmet Ünal'ın önünde 1 Nisan günü Metnistepe'de Bozüyük Belediyesi'ni sizlerle beraber temsil etme sözü veriyorum. Saygılarımla, sevgilerimle. Terzi, omuz omuza, kol kola. El ele, kol kola, birleşe birleşe.